Merhaba sevgili 6. sınıf öğrencileri. Bu videomda sizlere matematik dersinizin ilk konusu üslü ifadeler konusunu anlatacağım. Bu konuyu 5. sınıfta işlemiştiniz zaten. Şimdi biraz daha gelişmiş halini işleyeceksiniz. Çeşitli alıştırmalar da yapacağım. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Şimdi üslü ifade demek bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımı demek. Örneğimize bakalım. 4 üssü 3. Bunu şu şekilde de okuyabiliyoruz. 4'ün 3. kuvveti. Ya da özel bir okunuşu var. 4'ün küpü. Ne demek? 3 tane 4'ü çarpma yapalım demek. 6. sınıfa geldiğimizde artık çarpma işareti yerine nokta kullanacağız. Kitaplarınızda ve yardımcı kitaplarda da bu şekilde göreceksiniz. Bakın burada 5 üssü 4. Ne demek bu? 4 tane 5'i çarpma yapalım demek. Ve okurken de 5 üssü 4 şeklinde veya 5'in 4. kuvveti diye okuyoruz. Peki ne deniyordu buradaki rakamlara? Biz buradaki 5'e taban diyorduk. Üstündeki biraz daha minik yazılmış sayıya üs. Yani diğer ismiyle kuvvet diyorduk. Devam edelim. İkinci kağıdımıza bakalım. Üssü 2 veya 3 olan sayıların özel okunuşları var. Örneğin 8 üssü 2'yi 8'in karesi şeklinde okuyoruz. Yani üst kısmında 2 varsa bunu karesi şeklinde ifade edebiliyoruz. Üst kısmında 3 varsa eğer, yani 5 üssü 3 ise bunu 5'in küpü olarak özel bir şekilde okuyabiliyoruz. Yani bir doğal sayının üstünde 3 varsa üst kısmında bunu küpü olarak söyleyebiliyoruz. Şimdi önemli bilgilerimizi de öğrenelim, sonra alıştırmalara geçelim. Birinci bilgimiz, her doğal sayının birinci kuvveti kendisidir. Örneğimize bakalım. 4'ün birinci kuvveti 4'tür. 85'in birinci kuvveti 85'tir. 100'ün birinci kuvveti 100'dür. Yani bir doğal sayının birinci kuvveti kendisi oluyor. Diğer bilgimiz, 1'in bütün kuvvetleri 1'dir. Örneğin 1 üssü 7 1 eder. 1 üssü 100 1 eder. 1 üssü 500 yine 1 eder. 1 üssü 1000 yine 1 eder. Yani 1'in bütün kuvvetleri 1 oluyor. 0'ın bütün kuvvetleri de 0 oluyor. Mesela 0 üssü 7 0 eder. 0'ın 45. kuvveti yine 0 eder. Sadece 0 üssü 0 belirsizdir. Yani tanımsızdır. Ne demektir bu? Yani olmayan bir şeyin olmayan kuvveti demek. Bu da tabii matematiğe göre belirsiz bir tanımdır. Ama 0'ın 7. kuvveti ne demektir? Bakın bir örnekle göstereyim. Yani 7 tane 0'ın çarpma yapılması demektir. Bu anlamlıdır. Bakın 4, 5, 6 ve 7. Ne yapar? 0 çarpı 0 çarpı böyle bu şekilde cevap ne olur? 0 olur. Ama 0 üssü 0'ı yazamayız yani. O yüzden belirsizdir demek istiyorum. 0 üssü 45 mesela. 45 tane 0'ı çarpma şeklinde yazabiliriz. Ve cevap ne çıkar? 0 çıkar. Son olarak şu bilgiye bakalım. Kağıt kayıyor bu arada. 0 hariç bütün doğal sayıların 0. kuvveti 1'dir. Bakın örneğimize bakalım. 4'ün 0. kuvveti 1 oluyor. 25'in 0. kuvveti 1 oluyor. Demiştik zaten 0 hariç diyor bakın. 0'ın 0. kuvveti zaten belirsizdi. Yani bir örnekte ben yazayım. Mesela 1850 doğal sayısının 0. kuvveti yine 1'dir. Herhangi bir doğal sayının 0 hariç 0. kuvveti 1'dir. Bu bilgiler önemli çünkü alıştırmalarda, sorularda karşımıza çıkacak. Ve şu anda alıştırmalara başlıyoruz. Aşağıdaki ifadeleri üslü biçimde yazalım. Bakın 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3. Ne yapacağız şimdi? İlk önce burada gördüğümüz rakamı taban kısmına yazacağız. Yani 3'ü yazıyorum. Sonra üst kısmına kaç tane var? 4 tane. Demek ki buraya 4 yazmalıyım. Yani 3 üssü 4 ya da 3'ün 4. kuvveti olarak söylemeliyim. Tabi cevabını bulmamızı isterse alıştırma birazdan onu da yapacağız. Cevabını da bulacağız yani. Bunları çarpacağız. Kaç ediyorsa yazacağız cevap olarak yani. Şuna bakalım. 7 çarpı 7 çarpı 7. Ne yapıyorduk? Buradaki rakamı tabana yazıyoruz. Kaç tane var? 3 tane. Yukarıya 3 koyuyoruz. 7 üssü 3 ya da 7'nin küpü diyebiliriz buna. Bakın 15 çarpı 15. Yine tabana 15'i yazıyoruz. 2 tane olduğu için
üzerine 2 yazıyoruz. 15 üssü 2, 15'in ikinci kuvveti veya 15'in karesi diye özel okunuşunu söylüyoruz. Burada bakıyorum hep 4 var değil mi? Tabana 4 yazdım. Kaç tane var? 2, 4, 6 tane. 4 üssü 6. Bakın 10 çarpı 10 yine ne var? Tabanda 10 var. 4 tane olduğu için 10 üssü 4 şeklinde yazıyoruz. Şimdi diğer alıştırmamız aşağıdaki üslü ifadelerin değerini bulalım diyor. Şimdi ne demektir bu? 3 tane 4'ü çarpma yap. Yazalım 4 çarpı 4 çarpı 4. Eşittir. Şimdi değerini bulalım. Ne yapacağız? İlk önce 4 ile 4'ü çarpıyoruz. 16. 16 ile de 4'ü çarpıyoruz. 16, 32, 64. Cevap 64 oluyor. 10 üssü 4. Yani ne demektir bu? 4 tane 10'u çarpma yap demektir. Bu işin bir de kısa yolu var. Onu birazdan göstereceğim. Aslında bir sonraki konuda 10 üssü olan sayıları göreceğiz ama burada da yeri gelmişken göstereyim. İlk önce normal olarak göstereyim. 4 tane 10. 10 çarpı 10 100 eder. 100 çarpı 10 1000 eder. 1000 çarpı 10 ne olur? 10.000 eder. Bu şekilde 10.000'i yazıyorum. Kısa yolu şöyle. 10 üssü 4 demek. Yani bir tane 1 yap. Üstü yanına 4 tane 0 koy demek. Bunu bir sonraki konuda göreceksiniz zaten. Evet bakın 1 yaptım. 4 tane de 0 koydum. Kısa yoldan hiç uğraşmadan bu şekilde cevabı bulabilirsiniz. Açılım şeklinde yaptığımızda da bakın ne çıkmıştı? 10.000 yine 10.000 çıktı. Şimdi devam edelim. 1 üssü 23. Ne demiştik? 1'in kuvvetleri yine 1 oluyordu değil mi? O zaman buraya 1 yazacağım. 9 üssü 1. 9'un birinci kuvveti yine kendisi oluyordu. 9. 0 üssü 8. 0'ın 8. kuvveti. Ne demiştik? 0'ın bütün kuvvetleri 0 oluyordu. Sadece 0 üzeri 0 belirsizdi. Cevap 0 yani. Burada da 12 üssü 0 var. Ne demiştik? Doğal sayıların 0. kuvveti 1 oluyordu. Yani cevap 1 olmalı. Diğer kağıdımıza bakalım. Aşağıda verilen ifadeleri büyükten küçüğe doğru sıralayalım. Burada ne yapmalıyım ben? İlk önce bunların cevaplarını bulmalıyım. Değerlerini bulmalıyım. 1 üzeri 15. Ne yapar cevap? 1 eder. Bunun cevabı 1. 2 üzeri 4. Yani 4 tane 2'yi çarpma yapacağım. 2, 2, 2, 2. Eşittir diyorum. 2 kere 2 4. 4 çarpı 2 8. 8 çarpı 2 16. Demek ki bunun da değeri 16'ymış. B harfinin değeri. 0 üssü 24. C harfinin değeri o zaman 0. Bunu da buraya alalım. 82 üssü 1. O da ne oldu? 82 kendisi oluyordu değil mi? Şimdi değerlerini buldum. En büyük kim burada? D olan ifade. D büyüktür diyorum. Sonra ikinci 16 olan B harfi. Üçüncü 1 var burada. A harfi. Ve en küçük burada 0 üssü 24'müş. Yani C harfiymiş. Bu şekilde alıştırmamızı tamamladık. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulalım diyor. A şıkkına bakalım. 8'in karesi ne demek bu? 2 tane 8'i çarpma yap demek. Sonra ne yapacakmışız? Çıkarma yapacakmışız. 3'ün küpü. 3 çarpı 3 çarpı 3. Değerlerini bulacağız ve çıkaracağız. 8 kere 8 64. Eksi 3 kere 3 9. 9 çarpı 3 27 deriz. Eşittir. 64'ten 27'yi çıkardığımız zaman 14'ten 7 çıktı 7. 5'ten 2 çıktı. Yani cevap 37 oldu. Diğerine bakalım. 5'in küpü. Yani ne demektir bu? 3 tane 5'i çarpma yapalım. Eksi 2'nin 4. kuvveti. Şurada bulmuştuk değil mi yukarıda? Çok uğraşmayalım. O zaman buraya 16 yazalım. Çünkü 16 çıkmıştı. Artı 150'nin 0. kuvveti. Bu da 1 oluyor. Şurayı bulalım şimdi. 5 kere 5 25. 25 çarpı 5 125. 125 eksi 16 artı 1. Eşittir diyoruz. 125'ten 16 çıktığında 109 kalıyor. Artı 1 eşittir. Cevap 110 oldu. Son kağıdımızdaki alıştırmaları da yapalım. C şıkkında şöyle. 4'ün 5. kuvveti artı 18'in 5. kuvveti artı 7'nin 6. kuvveti. Bunların hepsi parantez içerisinde ve bunların 0. kuvveti. Aslında burada hiçbir işlem yapmamıza gerek yok. Çünkü burada 0. kuvvet olduğu için burada çıkacak doğal sayının 0. kuvveti cevap ne olacak? 1 olacak.
Diyelim ki burada 257 çıktı örneğin. 257'nin sıfırıncı kuvveti 1 olacağı için hiç işlem yapmadan biz ne yaparız burada? 1 sayısını yazarız. D şıkkına bakalım. 12'nin ikinci kuvveti. Yani 12 çarpı 12. Artı 8'in ikinci kuvveti. 8 çarpı 8. Artı 16 üzeri 1. Yani 16 diyoruz. Şimdi şunları da öğrenirseniz çok iyi olur. 12'nin karesi, 12'nin ikinci kuvveti sık sık karşınıza çıkacak. Bunu ezberlerseniz iyi olur. 12 çarpı 12 144'tür. Bir de 11 çarpı 11 var. 11 çarpı 11 de 121 ediyor. Bunları öğrenirseniz çok iyi olur. İşiniz kolaylaşır yani. 8 kere 8 de 64 artı 16. Şimdi 144 ile 64'ü topladığımız zaman ne yapar? 140 60 daha 200 208 ediyor. 208 artı 16. O da eşittir 224 oluyor. Ve son alıştırmamızı yapalım. E şıkkında 4'ün 3. kuvveti, 4'ün küpü. Yani 3 tane 4 çarpma. Kendi arasında tabii ki bunun değerini bulacağız. Sonra bölme işlemimiz var. 2 üzeri 3. Yani 3 tane 2'yi çarpacağız. Sonra çarpma işareti var. 5 üzeri 2. Yani 2 tane 5'in çarpımı, 5'in karesini bulacağız. Ve işlemleri yapacağız. İlk önce bunun değerini buluyoruz tabii ki. 4 kere 4 16 çarpı 4. Ne demiştik? 64 bölü. 2 kere 2 4. 4 çarpı 2 8. Çarpı 5 kere 5 25. Diyoruz. 64 bölü 8. 8 eder. Çarpı 25. Eşittir. Kaç eder? 4 tane 25 100 oluyor. 8 tanesi de 200 olur. Bu şekilde cevabı yapmış olduk. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.